Lastikler. İç lastiği olmayan lastiklere dubleks lastik denir. İç lastiği olan lastiklere şambriyelli lastik denir. Lastiklerden biri yeni, diğeri eski olursa araç bir tarafa çeker. Lastiklerden biri dubleks, diğeri şambriyelli olursa araç bir tarafa çeker. Lastiklerden birinin havası az, diğerinin havası çok olursa araç bir tarafa, sağa ya da sola çekme yapar. Aracın lastikleri araca binileceği zaman kontrol edilir. Lastiklerin havası ısıdan dolayı fazlalaşmışsa olduğu basınçta bırakılır. Lastiklerin üzerindeki rakamlar lastiklerin ebatları ve özellikleri hakkında bilgi verir. Lastiklerde balans ayarları yanlış yapılmışsa ya da balans ayarları bozulmuşsa, titreşim nedeniyle lastik yüzeyleri kısa sürede daha çok aşınabilir. Titreşim nedeniyle tekerlek yatakları kısa sürede aşınabilir. Belli hız aralıklarında direksiyonda titreşimler olabilir. Araçta ve direksiyonda meydana gelen titreşim sürüş konforunu azaltacaktır. Lastiklerin havası normalden fazla olursa araçta titremeler meydana gelir. Lastikler orta kısmından aşınmaya başlar. Lastik yola iyi tutunamaz ve frenleme performansı azalır. Kayma, savrulma durumu söz konusu olabilir. Lastiklerin havası normalden az olursa sürtünme fazla olacağı için enerji kaybı ve yakıt tüketimi artacaktır. Lastikler iç ya da dış kenarlardan, sağ sol kenarlardan aşınmaya başlayacaktır. Yakıt tasarrufu sağlamak için lastiklerin havasının normal değerde olmasına dikkat edilmelidir. Aracın direksiyonu zor dönüyorsa lastiklerin havası tavsiye edilen değerden daha az olabilir. Lastik diş derinliği 3 mm'nin altındaki lastik yola tutunmakta zorlanır. Lastiğin bağlandığı jantı kampanaya sabitleyen vidaların ismi bijondur. Bijonların temizliği kuru bezle yapılmalıdır. Lastik değiştirme işlemi yapılacaksa el freni çekilerek araç sabit hale getirilir. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Aracın hareket etmesini engelledikten sonra yedek lastik stepne aracı kaldırmak için kiriko ve lastiği sökmek için bijon anahtarı yerlerinden alınarak değiştirilecek lastiğin yanına gelinir. Aracı kaldırmadan önce varsa jant kapağı çıkartılır. Dikkatli bir şekilde bijon somunları gevşetilir. Bijon somunları gevşetildikten sonra araç yavaş yavaş lastik yerle teması iyice kesilecek şekilde kaldırılır. Bijon somunları sökülür ve patlak lastik yavaşça çıkartılır. Patlak lastiği aracın altına koyarak bir nevi güvenlik sağlamış oluruz. Sağlam yedek lastik yani stepne yerine takılır. Bijon somunları hafifçe karşılıklı olarak sıkılır. Bijonlar kampanaya takılmadan önce kuru bezle temizlenmesi gerekmektedir. Araç yavaşça kirikodan indirilir ve bijonlar karşılıklı olarak iyice dikkatli bir şekilde sıkılır. Son olarak varsa jant kapağı yerine takılır ve bütün malzemeler yerine yerleştirilir. Karlı buzlu havalarda çekici lastiklerin ikisine birden patinaj zinciri takılmalıdır. Araçlarda eski ve yıpranmış lastik kullanılması, yağışlı havalarda hakimiyeti zorlaştırmakta ve trafik kazası tehlikesini artırmaktadır.